Merhabalar, SOLIDWORKS eğitim setimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle profil komutumuzun altında yer alan 3 boyutlu çizim komutumuzu göreceğiz. 3 boyutlu çizimin 2 boyutlu çizimden farkı ekranımızın sol altında da gördüğümüz gibi XY eksenimize ek olarak Z eksenimizin de eklenmiş olmasıdır. Dilerseniz bir çizim yaparak hep beraber görelim. Profiller deyip 3 boyutlu çizime tıkladığımızda şöyle yapalım, aktif hale getirelim. Otomatikman çizim komutumuzu bize gösteriyor. Çizgi komutumuza gelelim. Ve gördüğünüz gibi ekranımda X, Y, Z olmak üzere 3 eksenim açıldı. Yönlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Ve komutlarımızı değiştirmek için Tab tuşuna ihtiyacımız var. Klavyeden Tab tuşuna bastığımda yönünün değişeceğini hep beraber göreceğiz. Aynı zamanda mouse'unuzun tekerlek tuşunu da hareket ettirerek profillerinizi değiştirebilirsiniz. Şimdi ben bir çizim yapayım. X ekseninde bir çizim yaptım. Tekerlek tuşumla yönümü değiştirdim. Tab tuşuma basıyorum. Yön değiştirdiğinde imlecimin yanında yer alan yazıların da değiştiğini ve koordinatımın da böylelikle değişmiş olduğunu siz de göreceksiniz. Z'de gidiyorum. Tekrar mouse'umla değiştiriyorum ve Tab tuşuma basıyorum. Tekrar tekerleğimle yönü değiştirdim. Tab tuşuna bastım. Ve birleştirdim. Evet. Onay veriyorum. Şöyle göstereyim. Normalde tek bir yüzeyde olması gereken çizimim artık boyut kazandı ve böyle bir hale aldı. Dilerseniz bu kareyi bir küp haline getirelim. Tekrardan çizim komutuma geliyorum. Ve ilk olarak Y'de Tab tuşumla yönü değiştiriyorum. Şöyle yapayım. Daha sonrasında böyle yaparak birleştire küpümü oluşturuyorum. Evet. Biliyorum İsmail. Sağ ol İsmail. Son olarak da bu köşemi birleştiriyorum ve çizimimi tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi şurayı çakışıklık ilişkisi verelim. Gördüğünüz gibi bir küp elde etmiş oldum. 3 boyutlu çizim komutumuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.